Beni Hüdayi Bey'e karşı zor durumda bıraktın Bayram. Mahcup ettin beni. Estağfurullah beyim. Bırak şimdi beyim miyim laflarını. İkide bir yoksun ortada Bayram. Tamam, çocuğunla ilgileneceksin. Anladık da. E kardeşim biz o zaman niye tuttuk o süt anneyi sana? Bitirme mesaini, git ondan sonra gör çocuğunu. Baş üstüne beyim. Bak Bayram, önce iş. Önce ekmeğini kazanacaksın. Çoluk çocuk ondan sonra. Yoksa hiçbir olmaz Bayram. Anladım beyim. Heh. Hadi bakalım şimdi dön işinin başına. Bir daha da bana şikayet getirme. Bağışla beyim. Bir daha olmaz. İyi. Hadi bakalım. Uğurlar ola. Diyemedi mi valiye çocuğum hasta diye? Diyemedim kardeş. Dilim tutuldu. Koskoca vali. E kolay mı karşısında böyle ağız açmak? Haksızlık etmiş sana. Hayret. Halbuki öyle demezlerdi bu vali için. Vallahi ben de şaşırdım. Patron doldurmuştur. Allah'ın şişkosu. Aslında vali de haklı. Koskoca şehirle başa çıkmaya çalışıyor. Bayram dediğin bu şehirde küçücük bir adam. Ya adamın işi yok da benimle mi uğraşacak? Elbette uğraşacak Bayram. Elbette uğraşacak. Vali beyim. Bir rahatsızlık vermiyoruz ya. Estağfurullah beyim. Lafım olur. Ya buyurun, buyurun. Hay Allah. Tamam tamam, telaş yapma, böyle iyi. Kusura bakmayın beyim. Şaşırdık birden. Sen kusura bakma Bayram. Bir çay koy hele. Yaban. Arkadaş biraz mahcup galiba ha. Bayram. He beyim. Bizim yaban. Adı üstünde. O da garibin teki. Buyur beyim. Otursana. Estağfurullah beyim. Bayram, otur. Niye geldiğimi biliyor musun Bayram? Hayır beyim. Eğer bir kusur etmişsek gene... Sen değil Bayram. Bu defa kusuru biz ettik. Kalbini kırdık. Beni bağışla Bayram. Ne haddime beyim? Yani ben kimim ki? Koskoca vali benden... İnsan Bayram. İnsan. Şartlar başka türlü gelişseydi sen benim yerimde olurdun, ben de senin. Ama bu ikimizin de insan olduğu gerçeğini değiştirmezdi. Anladın mı? Hı hı. Anladım beyim. Ve de insan bir kusur işledi mi özür dilemesini bilmeli. İşte ben o yüzden buradayım. Estağfurullah beyim. Kusur bizim beyim. Çayın bayağı güzelmiş be Bayram. Hele şunu bitirelim. Bir tane daha koyarsın artık ha. Naciye Hanım'ın kulaklarını çınlatalım. Abi yapmayın, benim ne günahım var? Asubayım, gelmedi mi şu ekmek kamyonu da? Hayır komutanım. Çabuk.
Çıkıyorum. Çabuk ol. Dikkatli ol ha Merak. Kampta görüşürüz. Tamam. Kardeş ne oldu sana? Ha? Ekmek, araba, karakol. İyi misin? Ha? Dur. Bakın telefona bakın. Bak. Bak Elmas bak. Bak ya bak telefona. Patladın ha patladın geldim işte. Ha abi söyle. Elmas. Zeybek yüzbaşıyı ara. Abi ne var ne oldu? Kızım dur yüzbaşıyı ara ya. Abi bir şey söylesene ne oldu? Dediğimi yap Elmas. E tamam da ne diyeceğim Zeybek Yüzbaşı'ya? Ekmek de. Ekmek arabası da. He? Kaç diyor? Asker! Ekmekleri alın. Hadi toplanın. Valiyi köyde yalnız bırakmayalım. Evet. Teçhizatı gözden geçirmemiz gerek ayrıca. Hepsi eskimiş. Kesinlikle. Gece görüşü sayısını da artırmamız lazım. Operasyon için bence de bu şart. Hı-hı. Getireyim mi ekmekleri? Yok sen koy şuraya alırız biz. Tamam. Aç şunu. Allah aşkına aç yüzbaşım ya.
Atsana ne olur. Ekmek nerede kaldı asker? Geliyor komutanım. Bu ekmeğe bir çözüm bulalım Mert. Niye gelmedi hala? Çok geç kaldı. Söyle asker, kimsin? Panterler! Bu ekmeği getiremeyen kim? Şirinler! Komutanım oluyor böyle? Yan taraftan taciz atışı geldi. Komutanım oluyor böyle? Karşılık ver! Ne yapacağım ben? Bir şeyler yapmam lazım. Seri değil, tek tek, tek tek mermi lazım. Komutanım bir cevapsız çağrınız var. Bence baksanız iyi olur. İstiyor musun? Bilmeyeceğim. Allah'ım sen onları koru ne olur. Ali Yüzbaşı. Elmas. Asker düşürün! Geçmiş olsun. Sağ ol İstemi annem. Size de. Sağ ol. İyi misin? İyiyim çok şükür. Karakol ne durumda? Patlama sesi işittim. Önemli bir şey yok. İyi. Telefonun yanındadır. Yanımda yanımda. İyi. Erdal. Karakola kadar alacağız seni. İki satır bir ifade. Tamamdır İstemi annem. Ali Yüzbaşı. Bana yüzbaşı demekten vazgeç.
İşte burası. Karasu. Tepenin ardı Başpınar. O akşam Selim Başkan, Hüdayi, Veysel, sonra o tabansızlar. Hep beraberdik silah seslerini duyduğumuzda. Hiçbir şey yapamadık. Öylece baktık. Ne kadar sürer? Başpınar mı? Görmek ister misin? Hadi. Bakma dua ettiğime Mevlüt. Erdal'ım. Bebeğim, iki gözüm. Bakma anan gelmiş, mezarının başında durur. Ben çoktan öldüm Mevlüt. Çoktan öldüm ben sizinle. Tek derdim hasretiniz. O kadar çok özledim ki sizi, kokunuzu. Siz. Siz orada baba oğlu yatarken neler vermezdim yanınızda olmak için. Neler vermezdim. Öksüzüm benim. Sen sakın onlar gibi yapma, olur mu? Sakın bırakma beni öksüz. Bırakma. Gelsin. Eyvallah, hoş gelmişsiniz. Kolay gelsin. Heh. Ay, sağ olasın. Sağ ol. Ben... Karım Melek. Heh. Mühendis Tekin. Ah, nihayet geldi. Hoş geldiniz. Herkes sizi bekliyordu. Umarım beklediklerine değer. Ben etrafa bir göz atacağım. Hı-hı. Tamam. Müsaadenizle. Görüşürüz. Hı-hı. Nasıl gidiyor Melek? İyi. Bak canım, parmağını basıyorsun, kutunu alıyorsun. Kolay gelsin Şehriban Hanım. Sağ olun Vali Bey. Sağ olasın. Melek, ben kahveye geçiyorum. Köylülerle biraz konuşacağım, tamam? Tamam canım. Akşam yemek veriyoruz. Bir değişiklik yok. Tabii, konuştuğumuz gibi Melek. Gel canım, al bakayım. Hoş geldin canım. Al bakayım. İçlerinde bir olaya karışan var mı? Hayır efendim. Güzel, iyi. Umarım savcı dikkate alır. Bu çocukları bir daha kaybedemeyiz müdürüm. Bir dakika Tekin. Okulla temasta olacağız, aileleriyle. Gerekirse seferberlik ilan edeceğiz. Ama bu çocukları bir daha kaybetmeyeceğiz müdürüm. Efendim Tekin. Hüdayi Koca dosyayla kapıma dayandı. Evet, ben yolladım. Sen beni devletin kontrol mühendisiyle karıştırdın. Hayır, karıştırmadım Tekin. Karıştırmadığım için sana yolluyorum zaten. Ya benim bunu imzalamaya yetkim yok. Ya kardeşim, sana ne? Kontrol mühendisi bakar zaten ayrıca. Evet, gördüm, doğrudur anlamında bir paraf at yeter. İyi ama niye? Ya Tekin, sen devlete karşı mı geliyorsun kardeşim? Allah Allah ya. Fayda.
Dediğim gibiymiş değil mi? Ha öyleymiş. İyi o zaman at şuna bir imza. Ne imzası be? Hadi yürü şantiyeye gidiyoruz. Şantiye mi? He şantiye. Hoppala. Kaç metreküp hafriyat yapıldığını nasıl öğreneceğiz başka? Hadi yürü. Az işim var sanki benim burada bugün. Ben de onu söylüyorum ya. Atacağın bir imza. Ne işimiz var şantiyede falan şimdi? Ha, ne yapacağız şantiyede? At şunu. Valinin derdi şimdi anlaşıldı. Gidelim İdai Bey, gidelim.